geldiniz. Ve başta sizde geldiğiniz için ve de Murat Hocam bu konuşmalar, bu konferansta bana söz verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Ankara Gazi İstek Öğretmen Okulu İngilizce bölümünden mezun oldum ama 2 yıl öğretmenlik yaptım. Öğretmenliği bıraktım, bankacı oldum. Yani en son Türk Ekonomi Bankası Fortis birleşmesinde. Ben Fortis Bank'tayım ve 2007 yılında emekli oldum. 25 yıllık bankacılık hayatımı tamamladıktan sonra. Daha sonrasında zaten kafamda benim eğitmenlik vardı. %90 kafamdakini yaptım ve eğitmen oldum. Ama Mersin'den İstanbul'a sesim duyuluyor. Ben Mersinliyim. İstanbul'a geldim. 2007 yılından beri İstanbul'dayım. Ve şimdi eğitmenliğimde kurum kalmak desem yeridir. Merkez Bankası, Türkiye Eksimbank, bankalar, banka genel müdürlükleri, ihracatçı birlikleri ve özel sektörler dahil olmak. Kısaca ben buyum arkadaşlar. Gelelim. Bugün size anlatmaya çalışacağım konu İnkotermis 2020. Bu nedir? Şimdiye kadar yapılan bütün konuşmalar artı şu salonda bulunan bütün sektör temsilcilerinin uzaktan veya yakından İnkotermis 2020 ile alakası vardır. Yani uluslararası ticarette maliyetlerimiz alıcının ve satıcının sorumluluklarıdır. Yurt dışına bir mal sattınız veya yurt dışından bir mal alıyorsunuz. İthalatçı ve ihracatçı karşı karşıya. Yurt dışına siz fiyat verirken ihracat bacağında sizin maliyeti etkileyen etkenler nedir? Yurt dışından mal getireceğiniz zaman bu maliyeti etkileyen etkenler nedir? Onları anlatıyoruz. Daha önce İnkotermis 2010 vardı. Onun ömrü bir ay sonra sona erecek. Şimdi İnkotermis 2020 çıktı. Ve İnkotermis 2020 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren devreye giriyor. Bugüne kadar İnkotermis 2010 vardı. O arada alıcının satıcının sorumlulukları. Şimdi ise 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren de İnkotermis 2020 devreye girecek. Burada bazı değişiklikler getirildi, istisnalar getirildi. Alıcının satıcının sorumlulukları daha geniş anlamda tanımlandı. İşte ben bunları anlatmaya çalışacağım size. İnkotermis 2020 şöyle veya böyle farkında olmasak da bizim hayatımızdadır. Bununla ilgili eğitimler veriyoruz. Bilhassa ihracatçı birlikleri, bankalar eğitimler veriyor. Bu eğitimleri neredeyse İstanbul bacağında veriyoruz. Taşra'da türlü veremiyoruz bu eğitimleri. Hatta Uludağ İhracatçı Birliği oradaki verdiğimiz eğitimlerde bana derler ki ya Reşat Hocam biz 20 kişiyi toplayamıyoruz dedikleri bu eğitimde İnkotermis 2020'de 210 kişi şu an kayıt yaptırmış ve full kontenjan dolu. Bir eğitim daha kayıt yaptırıyoruz. Oraya da hemen hemen kontenjan dolu. Yani bunun eğitimi ortada. Bunun önemi ortada. Ve İnkotermis 2020 bize neler getiriyor, neler getirmiyor? Alıcının, satıcının sorumluluklarını anlatıyor. Alıcı bir malı yurt dışından alırken maliyeti etkileyen unsurlar nedir? Hatta satıcı taşıyıcı firmaların da öyle. Taşıyıcı firmaların sorumluluklarını ortaya koyuyor. İhracatçının ve ithalatçının sorumluluklarını. Ve Uluslararası Ticaret Odaları İnkotermis 2020'yi temsil ediyor ve bütün ilgili kuruluşlar, bankalar, taşıyıcılar, ithalatçılar, ithalatçılar bu kurallara harfiyen uyacak. Harfiyen uyan sıkıntı yaşamaz. Uymayan sıkıntı yaşar. Şimdi biz de sıkıntı yaşamamak için özet olarak sizinle paylaşmaya çalışıyorum. İnkotermis 2020. İnkotermis 2020 dediğim gibi 1 Ocak 2020 tarihine itibaren yürürlüğe giriyor. Bugüne kadar İnkotermis 2010 vardı. Ve teslim şekilleri İnkotermis'e verilen teslim şekilleri şu konulara açıklık getirmektedir dedim. Satılan malın teslim yeri. Mal nerede satılıyor? Ve de navi giderler hangi tarafa ait? Bir malın değeri vardır, fatura fiyatı, onu etkileyen unsurların başında da navlun fiyatı vardır. Bu navlun fiyatı kime ait olacak, kime ait olmayacaktır, onu anlatır. Artı taşıma sonrası giderler kime ait olacak? Taşıma sonrası giderler, indirme, boşaltma, tahmin tahliyeden bahsediyorum kime ait olacak. Ve de sigorta yapılacak mı? Elbette yapılacak. Dışarıda sigorta olmazsa olmazdır. Sigorta masrafları kime ait olacak? İşte İnkotermis
üç harfli kelimeyle bunları bize anlatıyor. Alıcılar, satıcılar faturalandırma yaptıklarında uzun uzun bu mal İstanbul teslimidir, efendim depo teslimidir, şudur budur falan filan yazmazlar. Üç harfli olmak üzere fiyatlarını koyarlar ve de uluslararası arenalarda bu herkes tarafından da anlaşılır. Ve uluslararası teslim şekilleri E, F, C ve D harflerle başlayan terimler vardır burada. Arka fonda gördüğünüz gibi E ile başlayan Xworks, F ile başlayan FCA FOB, FAS ve de C ile başlayan CFR ve SIR en fazla kullanılan zaten bunlar. D ile başlayan ise nihai ithalatçının ülkesi diyeceğim. DAP, DDP ve DPU. Bu DPU da yeni çıkan terimlerden bir tanesidir. Ve de biz teslim şekilleri esas itibariyle incelediğinde E ile başlayan ifadeler malın çıkış yerini, ihracatçının malı sevk ettiği yeri, F ile başlayan terimler ise main carriage unpaid dediğim navlunun ödenmemiş olduğunu gösteriyor. C ile başlayan terimler de navlunun ödenmiş olduğunu ifade ediyor. Ve de D ile başlayan ifadeler de nihai varış yerini anlatıyor. Bu tabloda da gösterdiğim gibi. Yani E ile başlayan, C ile başlayan, F ile başlayan, D ile başlayan ifadeler. Ve E ile başlayan ifadeler malların hareket noktasını. Mal İstanbul'dan mı gidiyor yoksa yurt dışından mı buraya geliyor? Malın çıkış yerini gösteriyor. Ve F ile başlayan ifadeler malların navlundan ödenmemiş olduğunu gösteriyor. Ödenmemiş navlunlar. Ve de C ile başlayan ifadeler malların navlundan ödenmiş olduğunu ifade ediyor. Zaten bununla ilgili hemen açıklama ve örneklerini paylaşacağım sizinle. D ile başlayan ifadeler de malların nihai varış yerini yani ithalatçının ülkesini gösteriyor. Ancak bununla da bitmiyor. İthalatçının ülkesini gösteriyor ama ithalatçının ülkesindeki liman teslimi mi? Herhangi bir yerde teslim mi? Yoksa kapıdan kapıya teslim mi? İşte bunları anlatıyor D ile ifadeler, D ile başlayan ifadeler. Ve de incoterms terimlerine baktığımda incoterms 2010 böyle idi. Ve daha sonra sağ taraftaki incoterms 2020 o da bu şekilde aldı. Incoterms 2020'de DAT tarih oluyor yerine DFU verimi geliyor. Bunlar nedir ne değil hepsini anlatacağım. Uluslararası ticaret odaları gerekli gördüğü hallerde değişiklik yapıyor ve incoterms 2010'da değişiklik yaptı. Alt sıralardaki sol taraftaki şekilde DAT'yi kaldırdı yerine DFU'yu getirdi. DFU tamamen İstanbul'da depodan alındı. İthalatçının ta deposuna kadar götürüp malı kamyondan indirmeye kadar bütün masraf klozlarını kapsadı. Son şekli demek ki incoterms 2020. Ve E ile başlayan ifadelerde Xworks dedik. Xworks şimdi anlatacağım. Daha sonra C ile F ile başlayan ifadelerde FC, FAS ve FOB detaylarını şimdi paylaşacağım. C ile başlayan ifadelerde ise CFR, SIF, CFT, CIP ve D ile başlayan ifadelerde DPO yeni terim bunu paylaşır olacağım. DAP ve DDP şeklindeki ifadeler. Ve konsolide olarak baktığımda şu an Eurolink'teki daha doğrusu incoterms 2020 olarak Eurolink'teki bütün resim şekilleri bu şekildedir. Siz fiyatlama yaparken illaki incoterms 2010'un 2020'nin ucundan bilmek durumundasınız. Bilmediğiniz takdirde verdiğiniz fiyatlar karmaşa yaratacaktır. İthalatçı sizi anlayacaktır. O ithalatçıya yazdığınız terimleri o anlamayacak. Yani fiyat kargaşası olacaktır. Xworks baktığımda Xworks iş yerinde teslim. İş yerinde teslim genelde otomobil fabrikaları veya otobüs fabrikaları buna benzer şeyler veya tabir yerindeyse dok satıcılar fabrika teslim olarak satarlar. Fabrika teslim ihracatçı malı satacak kişi fabrikada sundurma deposundan malı hazırlar ve de malı hazırladığı anda yükümlülüğü bitmiştir. Ondan sonraki bütün yükümlülük ithalatçıya aittir. İthalatçı ne yapacak?
malı alacak kamyona yükleyecek kamyondan eğer deniz taşımacılığı bile yapılacaksa limana kadar gümrüklemesini yapacak ve gümrüklemesini yaptıktan sonra malı gemiye yükleyecek yükleme masrafları, sigorta masrafları artı kendi ülkesine varası yara her türlü masraf. Yani tabir yerindeyse ekstra ihracat hiçbir şeye karışmıyor. Malın hazırlığı yüklemesine dahi karışmıyor. Verdiğim eğitimlerde bazen karşıma şöyle bir şey gelir. Hocam biz ekstra yapıyoruz ama kıyak olsun diye kamyona da yüklüyoruz. Hayır. Yükleyemezse. Onlar da ex-works olmaz bu durumda. Siz kamyonu yüklüyorsanız bir nakliyi de üstlenmiş oluyorsunuz. Yani malların yerden alınıp kamyona yüklenmesi ayrı bir masraf gerektirir. Siz o sorumluluğu da almış oluyorsunuz. O riskoyu da almış oluyorsunuz. Halbuki ex-works'e ihracatçı hiçbir şeye karışmıyor. Bu ex-works. Direkt olarak fabrika teslimi diyoruz. İşte şu resimlerde gördüğünüz gibi ve hiçbir şeye karışmıyorlar. Otomobil fabrikaları hakeza öyle. Ve bu aynı zamanda ex factory, ex warehouse, ex mill şeklinde de ex ibaresi başa gelmek üzere bu ibareleri çoğaltmak mümkündür. Bunlar ex factory. Ve kısa kısa geçiyoruz tabi. FCA, FCA ise free carrier, taşıyıcıya teslim. Taşıyıcıya teslim, malınızı taşıma şirketine teslim ediyorsun. Taşıma şirketi ama uçak şirketidir. Ama kamyon taşıma karayolu taşımacıdır veya tren şirketidir. Taşıma şirketine teslim ettiğiniz anda free carrier sorumluluğunuz bitmiştir. Ama uçak şirketine teslim ettiğiniz zaman uçakta, apron'da, daha uçağa kadar malı götürmek durumunda değilsiniz. Sadece FCA'da siz malınızı kargo şirketine teslim ediyorsunuz, uçak şirketine, demiryolu şirketine veya kamyonları teslim ediyorsunuz, sizin sorumluluğunuz orada bitiyor. Bu free carrier, yani taşıyıcıya teslim. FAS ise free carrier'a benzer, bu da free alongside ship dediğim gemi doğrultusunda teslim. FOB'a çok benzesi de FOB'dan çok farklıdır. Şimdi bundan sonra FOB'u anlatacağım size. İhracatçı ne yapıyor? Malı deposundan alıyor, gümrüklemesini yapıyor, geminin yanaştığı rıhtıma kadar götürüyor, rıhtıma malları indiriyor. Sorumluluğu, ihracatçının sorumluluğu. İthalatçının sorumluluğu ise ne yapıyor? Rıhtımdaki malı winch operatörleriyle alıyor konteyneri, geminin bordasına yüklüyor. Geminin bordasına yüklemesi ayrı bir masraf, ayrı bir efor, ayrı bir dikkat ister. Ve FAS, Free Alongside Ship, arkada gördüğünüz resimdeki gibidir. Malın gemi doğrultusunda teslimi anlamındadır. Free Alongside Ship, ihracatçı malını geminin yanaştığı rıhtım boyunca getiriyor, yüklüyor ve başka sorumluluğu kalmıyor. FOB en fazla kullandığımız terimlerden bir tanesidir. Gemi üzeri teslim, hangi anlaşmayı yaparsanız yapın, mutlaka FOB işin ucunda vardır. FOB malın gemi bordasına yüklenmesi, malın gemi bordasına yüklendikten sonra artık konşinanda alınmaya hazırdır. Ve ihracatçının sorumluluğu mal geminin bordasına yüklendikten sonra ihracatçının sorumluluğu orada biter. Ancak depodan daha geminin bordasına kadar malın yüklenmesi ayrı bir maliyet gösterir. Depo teslimi verdiğiniz fiyatla gemi bordasına kadar yükleme fiyatı farklı farklı olacaktır. Birine 1000 dolar fiyat verirken FOB teslim olduğu zaman belki de 100 dolar maliyetinizi etkileyecek unsurlar vardır. Çünkü neden? İç transport nakliye masrafı olacak, gümrüklemesi olacak ve geminin, malların geminin bordasına yükleme masrafı olacak. Bunların hepsi FOB'u etkileyen unsurlar. Yani siz ex-works fiyatıyla FOB fiyatını aynı vermeniz zaten mümkün değil. Ve faturalarda mutlaka FOB Mersin Limanı veya FOB İstanbul Arapkapı Limanı yazıyoruz. Ve burada biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz Mersin Limanı'ndan malı geminin güvertesine kadar teslim ediyoruz ve fiyatımız budur demeye çalışıyoruz. Kesilen faturalar bu şekildedir. Ve üç harflidir dediğim gibi. FOB illaki malın gemiye yüklenmesi gerekir.
Maliye izlenmediği sürece şu arka fonda gördüğünüz gibi FOB değildir. Buradaki FOB'a kadar bütün sorumluluk ihracatçınındır. Ne zaman ki mallar geminin güvertesine yüklenir, bu şekilde yüklenir, o zaman FOB olur, ihracatçının sorumluluğu bitmiştir. Bundan sonraki sorumluluk artık ithalatçının sorumluluğundadır. İthalatçı artık bu sorumluluğu alacaktır. Örneğin bu FOB, FOB misyonunu tamamlamış satış şeklidir. Bunlar FOB'dur. Yeni güvertesine mallar teslim edilmiş. FOB yüklemede risk olur mu sizce? Elbette olacaktır arkadaşlar. Elbette olacaktır. Mal yeni güvertesine yüklenirken birçok harikler hızını almaz. Malı denize düşürür. Buyurun. Gemi yan yatar mı limanda? Yatar. Buradaki sorumluluk ithalatçıya, ihracatçıya aittir. Ve hakeza böyle. Mal daha limandan ayrılmadan sıkıntı yaşanır mı yaşanır? Konteyner geminin güvertesine yüklenmeden winch operatöründen ve winch'ten halat kopar ve gördüğünüz gibi gemiyle rıhtım arasında konteyner kalır mı kalır. Buradaki sorun ihracatçının. Ancaksız ihracatçının suçu binanı o da nedir? Global sigortadan winch operatöründen bu winch operatörüne bu sorumluluğu yüklüyor. Bu FOB'daki risklerdir. Bunlar FOB'daki risklerdir. Sırasıyla gittiğinde FOB'daki riskler var mı? Elbette var. Gördüğünüz gibi. Yani sütten çıkmış arkadaşlık değil FOB. Ve Kostrey bir adım daha gittiniz. İhracatçı fiyat verirken dedi ki Hamburg'a kadar bir fiyat veriyorum dedi. Nalun fiyatını da üstleniyorum dedi. Depo teslimiyle Hamburg'a kadar Nalun fiyatının üstlenmesi ayrı değil. Aynı değil. Ne yapacak? Bir Nalun fiyatını mavilerinin üzerine koyacak. Cost and freight oldu. Cost, mal bedeli, freight, navun. Navun ise nakliyeci şirketler ne kadar navun fiyatı veriyorsa o kadar navun fiyatını faturaya koyuyor olması gerekir. Ve faturalarda ise biz artık Cost-Freight Merştin'e İstanbul'da gideceğiz. Nihai varış destinasyonu nedir? Hamburg. Sif. Hamburg Port diyeceğiz. Daha ithalatçının varış limanına kadar olan yeri biz yazıyor olacağız. Ve mal artık geminin güvertesine yüklenmiştir. Artık bir problem yoktur. Navlun parasını ödüyoruz. Navlun parasını ödedikten sonra ihracatçı bu sorumluluğu da üstlenmiştir. Bu kosmetiktir. Sif. Biraz mağazin kattım buna. Diyeceksiniz ki Finkoterap'ta mağazin ne ilgisi var? Şimdi bakalım. Onu da size soracağım zaten. Sif, Cost, Insurance and Trade, mal bedeli, sigorta ve navlun. Burada ihracatçı firma bütün sorumluluğu üstlenmiş desem yeridir. Mal bedeli, sigorta ve navlun. Mal bedeli üzerine sigortayı yaptırıyor. Bak bir sigorta var, bir sigortacık var. Onu da anlatıyor olacağım. Derslerimde uzun uzun anlatıyorum bunu. Ve ihracatçı sigortasını yaptıracak. Tabii sigorta derken bir işin hile kısmı vardır, bir de tam full sigorta vardır. Örneğin ihracatçı ne yaptı? İstanbul limanından Hamburg limanına kadar sigorta yaptırdı. Ama Beylikdüzü'nden İstanbul limanına kadar olan kısım sigortalanmadı. Orada bir kaza olsa bunun sorumluluğu kime ait olacak? Onu sadece masraftan kaçmak için yapmadı. Yani burada limandan limana port to port insurance yerine bu SIF terimde siz olun. Warehouse to warehouse insurance yapılması sizin uykunuzun ölmemesine neden olacaktır. Yani asıl kabul gören burada depodan depoya sigorta dediğimiz warehouse to warehouse insurance sifte. Ve malın başına yolda kaza olarak bir şey gelirse, kaza, malın bozulması falan filan sigorta kapsamında değildir. Geminin yanması, kaza geçirmesi, karaya oturması, buna benzer şeyler olduğu takdirde bu SIF sigorta direkt olarak maddeleri tabi mutlaka değer bulunmuştur. Sigorta şirketinden para alınıyor. Ve bunlar SIF ve SIF'te malın seyir sırasında hasara uğramasıdır dedik. Dahası müşterek avarya konusuna da açıklık getirmiş SIF. Müşterek avarya dediğim zaman
bankacı arkadaşlarımla veya farklı ihracatçılara da sorduğumda müşterik avaryadan haberiniz var mı? Siz biliyor musunuz arkadaşlar müşterik avaryanın olduğunu? Müşterik avarya, hemen anlatayım teknik terimlerle. Fedakarlık, öyle anlatmış. Avarya çeşitleri, avarya çeşitlerinden biridir. Müşterek avarya, bir de özel avarya vardır ben size. Müştereğini anlatacağım. Geminin batma riskine karşı bir gün denize boşaltılması gibi hasarları içerir. Gemi açık denizde giderken fırtınaya yakalandı ama fırtına ne yaptı? Gemiyi alabora etmek üzere kaptan ne yaptı? Bir karar verdi. Ben 5-10 konteyneri denize atarsam gemiyi kurtarabilirim dedi. Ve numaralarını aldığı 5-10 konteyner tutanak dahilinde denize atar ve de gemi kurtulur. Eğer 5-10 konteynerle de kurtulmuyorsa daha fazla konteyneri denize atar ve koca gemiyi kurtarır. Yani 500 konteyneri kurtarır. İşte biz buna müşterek avarya diyoruz. Bu kaptanın kararıyla olacak bazı konteynerlerin denize atılması ve riskin de orada konteynerde, gemide konteyneri olan, yükü olan bütün firmalara paylaştırılmasıdır. Ve kaptan karar verecektir. Aynı gemide bulunan malların denize atılması konusunda kaptan karar verecektir. Hangi konteynerlerin denize atılmayacağı konusunda. Ve de kaptan bu kararı verdikten sonra artık müşterek avarya kararını alınabilmesi için dedik ki gemi yükü tehdit eden ortak bir tehlikenin varlığı olacak ve de gemiyi hem yükü korumak hem de olağanüstü fedakarlık yapan masraflar söz konusu olacak burada ve de fedakarlığın makul olması gerekecek. Kaptanın burada fedakarlık yapması birkaç konteynerin denize atılması şeklinde olacaktır diyoruz. Ve faydalı sonuç elde edilmesi gerekir. Yani birkaç konteyneri denize atmakla faydalı bir sonuç elde edilecekmiş de kaptan buna karar verecek. Reşat Hocam toparlayalım. Tabii. Ve bir örnek yapacak olursak gemi fırtınaya tutuldu. Kaptan onu bilinçli olarak ne yapar? Tutar, karaya oturtur. Bilinçli olarak karaya oturtur ve gemiyi kurtarır. Veya gemi alabora olacak, 10-15 konteyneri denize atar ve gemiyi kurtarır. Burada kaptanın kararı önemlidir diyoruz. Ve bu kaptanı tanıyor musunuz arkadaşlar? Ya böyle bir kaptan, yürekli kaptanı tanıyor musunuz? Size göre bu kaptan kim olabilir? Tanınır bilir misin ha? Arkadaşlar o kaptan bildiğiniz Ali Kaptan. İşte Ali Kaptan böyle bir şeye karar verir. Müşterek avarıya karar verir. Konteynerleri denize atar. Unutulma değil mi Ali Kaptan arkadaşlar? İşte o sife karar verecek olan, müşterek avarıya karar verecek olan Ali Kaptan. Ben sözlerimi burada toparlıyorum arkadaşlar. Ben İnkoterms 2020'nin hayatımızın her aşamasında yanımızda olacağına inanıyorum. Verdiğiniz her fiyatlamada İnkoterms 2020'yi kullandığınızı biliyorum. Ve beni dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Çok teknik bir konuyu güler yüzle kapattınız hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.